Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da her çarşamba olduğu gibi yatırım danışmanlığı müdürümüz Mustafa Avcı ile beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçen haftaki programımız gerçekten çok ilgi gördü. Harika bilgilerle dolu bir programdı. Umarım bu hafta da izleyicilerimize dopdolu bir program içeriği sunuyor olacağız. İsterseniz öncelikle endeksten bahsedelim. Endeksin görünümünden bahsedelim. Ne dersiniz? Umduğunuz gibi gidiyor mu her şey? Endekste aslında her şey beklediğimiz gibi. 3 aşağı 5 yukarı 10.350-10.400'ler yaşandı. Yani daha evvelki yayınlarda da bahsetmiştik. Yükselen merdiven basamağı şeklinde bir dikdörtgen takozlar halinde borsanın ilerlemesini bekliyoruz. Bu anlamda 9.500-10.000 setup'ı bitti. Şimdi 10.000-10.500 setup'ındayız. Bu setup'ın altı 10.000, belki biraz altı 9.900'ler vesaireler yaşanabilir. Ama muhakkak iyi günler, kötü günler olur. İyi günler 10.350-10.400'lü aşırılıklar, minik aşırılıklar. Çok aşırılıklar yok şu anda, aşırı bir reaksiyon yok. Aşağı yönlü de 10.000, belki 9.900'ler yaşanabilir. Bandın altına doğru olan hareketler ve beklentimiz dahilinde oralarda pozisyon alınabilir. 10.400-10.500 yine yukarıda direnç olarak takip ettiğimiz bölge devam ediyor. Yani sanırım bu ay bir iki hafta daha bu şekilde gideceğiz ama uzun süre bu setup'ta kalmayacağız. Bir üst setup'a 10.500-11.000 setup'ına doğru belki Mayıs ayının ortasından sonra geçmesini bekliyoruz. Yani zaten enflasyon da bir kısmını alıp götürüyor bunun yani işin gerçeği. Daha belki yayınlarda da paylaşmıştık, enflasyona böldüğünüz zaman endeksi aslında çok fazla bir yere gitmediğini görüyorsunuz. Kendini koruduğunu görüyorsunuz. En azından enflasyona karşı kendimizi korumamız bile bana sorarsanız şu ortamda fena değil. Tabii ki amaç enflasyonun üzerinde bir para kazanmak ama korumak da önemli. Evet, tabii geçen haftalarda da endeks 30 ve endeks 100 teknik görünümüyle ilgili beklentilerimizi paylaşmıştık. Buradaki görünüm nasıl? Özellikle endeks 30 ve endeks 100'de destek direnç seviyelerini gözlemlediğinizde ne görüyorsunuz? Endeks 30'da aslında direnç kırıldı. Yani dolar bazlı endeksin grafiklerine baktığımız zaman endeks 30'da 330 dolar geçildi. 345 dolarlar yaşandı. Burada 330 dolara yaklaşması, yani tekrar oraların eski dirençlerin destek olması. Yani piyasaların bir özelliği, bir direnç kırıldığında bir süre üstünde hareket eder. Daha sonra o direnci destek yapmaya çalışır. Yani burada illa 330'a değecek diye bir kural yok ama 333-335 centlere değer. Ondan sonra yönünü yukarı döndürür. Yani bu TL bazlı grafiklere baktığımız zaman 10.700 civarına denk geliyor. Endeks 30 biraz daha endeks 100'ün önünde gözüküyor. Biraz daha önce endeks gibi gözüküyor. Zaten bu da bizim senaryolarımızdan biri. Endeks 30'un biraz daha önde olacağını bu yıl bekliyoruz ki geçtiğimiz yıllarda küçük endeksler, endeks tüm bile endeks 30'un, endeks 100'ün önündeydi. Ama olması gereken endeks 30'un biraz daha önce olması lazım. Endeks 100'e gelince de endeks 100'ün direnci, önemli bir direnci 325. İşte 10.400'ler. Orayı geçemedik. Ama 310 sentin de üzerinde kaldığı takdirde, yani 10.000'lerin üzerinde kaldığı takdirde de oradaki konsolidasyonun yukarı doğru tıpkı endeks 30'a uyumlanarak devam etmesini bekliyoruz. Bu da bizim bu sene yine yabancı girişinin devam edeceğini, TL'nin daha cazip olacağını gösteriyor. Bu anlamda yabancı girişleriyle beraber endeksin daha üst seviyelere doğru taşınmasını bekliyoruz. 400 dolarlar, 450 dolarlar. Yani endekste 15-16 binler, endeks 100 için 15-16 binler, endeks 30 için 18-20 binler senaryo dahilinde. Tabii işler yolunda gideceği varsayımıyla. Tabii bir de sizin meşhur beğendiğiniz hisseleriniz var. İzleyicilerimiz bu hisseleri merakla bekliyor. Her programımızda yeni eklemeler yapıyorsunuz bazen. Tabii her hafta böyle yeni eklemeler yapmak çok mantıklı olmayabilir ama en azından şu andaki beğendiğiniz hisselerde görünüm nasıl? Her şeyi beklediğiniz gibi devam ediyor mu? Beğendiğimiz hisselere bu hafta bir ekleme yok. Aslında aynı listeye devam. Bizim beğendiğimiz hisseler listesinin başında halen de bankacılık sektöründeki 4 tane büyük banka devam ediyor. Bankacılık endeksi yatayda seyrediyor. 13.000-13.500 bandında seyrediyor. Ama gelen yerli yabancı raporlar bizim senaryoyu destekliyor. Gelecek bankacılık hisselerinde yine 15-16 bin bankacılık endeksi hedefleri devam ediyor. Yani bankaları portföyde, yani bir futbol takımı düşünün,
bankalar çakılı defansımız Libero'nun önünde, arkasında 4 büyük banka olacak. Holdinglerden Sabancı Koç, halen daha Sabancı en çok beğendiğimiz Koç. Yine beğendiğimiz bir holding şirketi. 3. sıraya Doğan Holding'i koymuştuk. Net aktif değeri anlamında yüksek iskonto var. Yani %50'yi aşkın bir iskonto var. O anlamda Doğan Holding'in aşırı iskontolu işlem gördüğünü düşündüğümüz için listeye onu koyduk. Telekom sektöründe 2 tane hissemiz var. Halen beğenmeye devam ediyoruz. Arada bir bu kağıtlarda düzeltmeler tabii ki mümkün. Trendler dikleştiğinde biraz düzeltme beklentisi olabilir. Biraz azalt, tekrar artır tarzında işler yapılabilir. Havacılıkta en çok beğendiğimiz TAV demiştik. Daha sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus geliyor. Burada da zaten 3 hisse dışında başka bir önerimiz yok. Gıda perakende bu sektörde en çok beğendiğimiz kağıt aslında bu sektörde. İşte perakende, gıda perakendeciliğinde yani beğendiğimiz halen daha BİM lider gözüküyor. 2. sırada Migros, 3. sıraya Şok Market'i koyuyoruz. Tabi bu aralar Şok belki BİM'de Migros'tan bile daha iyi performans gösterebilir. Piyasada BİM al Migros sat pair trade'i yapılıyor. Bunu görüyorum. Bu pair trade anlamlı olabilir bir süreliğine ama ondan sonra tekrar normaline dönecektir diye düşünüyoruz. Giyim perakende de halen daha mavicini bekliyoruz. Koton'un halka arzında öncesi tabii biraz fiyat aşırılandı. Şimdi normalize oluyor ama maviyi halen daha listede tutuyoruz. Gıda sektöründe ise 2 tane hissemiz var ağırlıklı olarak. Bir tanesi restoran zinciri Kab Gıda, diğeri Ülker Bisküvi. Bunları beğenmeye devam ediyoruz. İzleyiciler veya yatırımcılar yanlış anlamasınlar. Yani liste bununla sınırlı değil aslında. Ama bizim basic, temel beğendiğimiz hisseler listesi bu. Yani IMKB30 kağıtlarının çoğunu beğeniyoruz aslına bakarsanız. Yani bir tüpraşı da beğeniyoruz, konvansiyonel kağıtları da beğeniyoruz ama yani bir liste yap, en çok beğendiğin kağıtlar listesi yap dendiğinde ben bunları öne çıkarıyorum. Mesela işte konvansiyoneller dedik geçen hafta, mesela Ereğli gayet iyi performans gösterdi. Bilanço da destekledi. Şişecam tam olarak istediğimiz performans değil ama biraz daha kıpırdadı. Tüpraş halen daha beğendiğimiz hisseler listesinde ama dik bir trend yaptı. Düzeltme yapıyor. Bu da gayet normal. Trendler dikleştiğinde kar realizasyonu muhakkak oluyor. Olması da gerekir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir hareket. Yani ve bu da bu kağıtların çok küçük olmadığını düşündüğünüzde trend dikleşmelerinde biraz düzeltme beklemek, aşağı trend düzeltmelerinde de yukarı yönlü düzeltme beklemek gerekli. Yani bu aslında piyasanın oluşumu anlamında. Bir de savunma sanayinde Aselsan'ı halen daha beğenmeye devam ediyoruz. Genelde bunlar. Onun dışında şu anda listeye ilave edeceğimiz fazla bir şey yok aslında bakarsın. Tabii izleyicilerimiz her zaman şunu bilmelidirler. Kendi risk profillerine uygun yatırım tercihleriyle alım satım kararlarını ve alım satım vadelerini belirlerler. Bunlar sadece Mustafa Bey'in kendi görüşleri, beğendiği hisseler, zaten adı o yüzden öyle. Mustafa Bey, şimdi size bir cümle okuyacağım. Eminim bu cümleden birçok izleyicimiz önemli dersler çıkaracaktır. Borsa düşük olasılıkları değil, yüksek olasılıkları oynar. Sizce bunu duyan bir yatırımcı ne düşünmeli? Bu cümlede aslında anlatılmaya çalışan borsada fiyatların zor yönü değil, kolay yönü tercih edeceğidir. Bu anlamda fiyatlar düşemiyorsa yükselecek, yükselemiyorsa bir süre sonra düşecek anlamı gelir. Yani bu destek direnç kavramı da aslında buradan oluşmuş. Fiyatların düşemediği noktalara, altına gelemediği noktalara destek, fiyatların belli bir şeyin üzerine çıkamadığı noktalara direnç diyoruz. Yani aslında borsada fiyatlar kolay yöne giderin basit tarifi bu olabilir diye düşünüyorum. Hani trend oluşumları haricinde düşündüğümüzde kısa vadeli yatay bir piyasada fiyatlar destek ve direnç arasında gidip gelir. Dolayısıyla destekler de alıp dirençlere satmak amaçtır burada. Temel amaç budur. Anca düşük olasılıklar şöyle fiyatlanır. Allah göstermesin, bir deprem olduğunda depremin olması beklense bile, yani İstanbul depremi 30 yıl içinde olacak deniyor. Bu beklense bile deprem olduğunda fiyatın içine girmesi, yani o düşük olasılığın gerçekleşmesi fiyatlanır. Ama normal hayatta her zaman borsada yüksek olasılıklar fiyatlanır. Bu şekilde olur. Beklentilerde de böyledir. O beklenti eğer güçlü bir beklenti ise gerçekleşmeden önce muhakkak fiyatlanır. Biz bunu defalarca örneklerini yaşadık. Geçen zamanlarda da yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Örneğin not artırımı beklentisi, gri evet. Listeden çıkma beklentisi gibi somut örneklerle verebiliriz. Evet evet. Hatta bu hafta bu kripto yasasıyla ilgili bir yasa tasarısının meclise geleceğini
okumuştum hafta başı. Bu da mesela bizim Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli bir yasal düzenleme. Bu bile beklentiye yol açabilir. Ki Haziran ayında bizim gri listeden çıkacağız beklentisi borsada halen satın alınmaya devam ediyor. Haziran ayında bu gerçekleşirse bir kısım bunun tabii ki realizasyon satışı gerçekleşecek. Bu da beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat ritüelinin gerçeği. Peki bir de borsanın psikolojisi diye bir kavram var. Sizin anlatımınızla bence bu daha bir anlam kazanacak ama hani fizik ve kimya, borsanın fizik ve kimyası dediğinizde ne anlamalıyız? Ya borsanın fiziği aslında matematik temelli. Matematik temelinin içine neleri koyalım? İşte finansal iklim, büyüme oranları, enflasyon, faizler, kar beklentileri vesaire, bunları matematik olarak, bir set olarak düşünelim. Bunun üzerine kurulu bir fiyatlama modeli var. Buna borsanın fiziğini diyebiliriz. Yani borsayı bir organizma, hatta makro organizma olarak görürseniz, hareketlerin, borsada yükselişlerin ve düşüşlerin arkasında yatan sebepler muhakkak bu büyüme dinamikleri, kar beklentileri, faiz, finansal iklimin ne olduğu, bir sürü ekonomik data veya ekonomik rasyolar sayesinde oluyor. Bir de borsanın kimyası, yani psikolojisinin temelini oluşturan kimyası, hormonal dengesi var. Bu da insan davranışları. İnsanlar korkup satarlar, cesur davranıp alırlar, bazen hırsa kapılıp, aşırı hırslanıp yüksek miktarlarda para kazanmak için bazen saçma sapan hareketler yaparlar. Bu da borsanın kimyası veya kimya temelli psikolojisini oluşturuyor. Hormonal dengesini oluşturuyor. İşte trendlerin sonunda görülen aşırılıklar. Geçen sene gördük bunun örneğini işte. Bir trend başlıyor. Trend en sonuna doğru duyan geliyor borsaya. Herkes geliyor borsaya. Yani bakıyorsunuz bütün gazeteler, bütün televizyonlar, bütün sosyal medya borsadan bahsediyor. Aslında bu hormonal bir dengesizlik. Bu kadar aşırı bir reaksiyon, herkesin o yöne gitmesi sürü psikolojisini getiriyor. Sürünün ama uzun süre konsolide olup bir şeyi başarma ihtimali düşüktür. Sürünün başarısının temeli korku ve yüksek miktarda sevinç, mutluluktur. Ama bu iki duygu sürekli olmaz. İnsanlar sürekli mutlu olmaz, sürekli mutlu bir şekilde motive olup bir yöne yönelemezler. Dolayısıyla bu sürünün dikkatini bir süre sonra dağıtacak başka unsurlar devreye girer ve sürü davranışı sona erer. İşte burada spekülatör devreye giriyor. Aslında bu sürüyü yöneten spekülatörlerdir. Ama bu geniş bir konu. Belki daha ilerleyen zamanlarda bu konulara değinebiliriz. Spekülatörün de altındaki sebep spekülasyondur. O bile temelli olmadığı takdirde başarılı olmaz. Çok haklısınız. O yüzden finansal okuryazarlık çok önemli. Bütün izleyicilerimizin bu anlamda kendilerini geliştirmelerini önemli bekliyoruz, rica ediyoruz tabii ki. Bu anlamda zaten Tacirler Yatırım'da finansal okuryazarlık anlamında bu programları gerçekleştiriyoruz. Sizlerin sayesinde emekleriniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Örneğin şöyle bir durumdan bahsedelim şimdi. Yatırımcılarımızın aslında bence merak ettiğini düşündüğüm bir husus. Portföyünüze bir hisse aldınız. Yatırımcı olduğunuzu düşünüyorsunuz, yatırımcı olarak karar verdiniz. Bir uzun süredir hareket etmediğini görüyorsunuz. Böyle bir durumda siz bir yatırımcı olarak nasıl hareket edersiniz? Bunun daha öncesi, yani karar alma süreci nasıl olmalıdır? Nasıl bir karar aldıktan sonra böyle bir durumda nasıl ilerlemek gerekir? Kısaca bundan da bahsederseniz çok memnun tabii olur. Yani finansal yatırım kararlarını insanlar aslında çoğu zaman fazla düşünmeden alıyor. İşte bakıyorsunuz bir yerden duyduğu bir hisse senedine yatırım yapan insan görüyoruz. İşte berberine gidiyor, berberden bir şey duyuyor, ona yatırım yapıyor. Aslında bunlar çok sağlıklı şeylerdir. Yani yatırım kararlarını verirken bir kere biraz araştırmak gerekiyor. Yani bir arsa alırken, bir ev alırken araştırıldığı gibi hisse senedi alırken de araştırmak gerekiyor. Bir kere o şirketi iyi tanımak gerekiyor. Bir de o şirketin iştigal ettiği, yani faaliyet gösterdiği alan, sektör, ürün. Onlara biraz çalışmak gerekiyor. Yani senaryoyu kuvvetlendirmek gerekiyor. Gerçekten bu bir spekülasyon sahiki. Yani bir yatırım aslında çoğu zaman spekülasyon sahikiyle yapılır. Yani siz bir hisse senedinin gelecekte değerinin artacağını düşünerek alıyorsunuz. Veya iyi temettü verecek veya ona benzer şirket büyüyecek diye alıyorsunuz. Dolayısıyla burada iyi bir araştırma gerekiyor. Senaryonuzun bir kere kuvvetli olması gerekiyor. Yani basic senaryo kuvvetli olmazsa, yani o zaman hayalden ileri gitmez. Yani bir hisse senedini borsada alıyorsunuz, hayal ediyorsunuz her gün yükselmesini. Tamam, yine hayal edin. Hayalsiz olmaz tabii ki. Muhakkak bir miktar hayal gerekli. Hayatın her alanında hayal gerekli. Yoksa olmazdı yani, bu beşeriyat olmazdı. Ama gerçekçi bir hayal.
ihtimali yüksek bir hayal olursa bu, ha ihtimali yüksek derken bu hayalden çıkmaz aslında. Yine de hayal kurabilirsiniz. İyi şeyler umabilirsiniz ama senaryonuzun kuvvetli olması lazım. Gerçekten sizin spekülasyon senaryonuz zayıfsa veya o döngü gelmemişse, ekonomide konjonktürel dalgalanmalar işte bir yıldan 3 yıla kadar sürebilir. Sizin aldığınız hisse senedinin de şirketin de konjonktürel dalgalanması uzun sürebilir. Bu dalgalanmanın siz belki başında aldınız. Eğer senaryonuza inanıyorsanız sabırla bekleyin. Hatta imkan bulduğunuzda daha iyi bir fiyat buluyorsunuz. Muhakkak bir ortalama yapın, paçal yapın diyebilirim ama yine senaryonuzu gözden geçirin. Bol bol rapor okuyun. Bununla ilgili bilgi edinmeye çalışın ve sabırlı olun. Yani başka bir tavsiye mümkün değil. Ama senaryo eğer gerçekten ayakları yere basmıyorsa o zaman da az bir zararla, minimum zararla o hisseden çıkın. Yani bunun başka bir hayale kapılıp da uzun yıllar bekleyip sonu hüsranla biten yatırım hikayelerini duyuyoruz. Ve demek ki ayakları yere basmayan bir senaryoyla alınmış yatırımlar, yapılmış yatırımlar boş boşuna heba olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her hafta olduğu gibi yatırım danışmanlığı müdürümüz Mustafa Avcı ile beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yayınlarımızı beğenmenizi önemli bekliyor dediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta diliyoruz. İyi günler dilerim.